İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun duyurduğu Paris'te İstanbul Evi adıyla bilinen, tahmin ediyorum bir cephesinden de Eyfel Kulesi'ni görebilen oldukça merkezi bir yerdeki bir bina. Ama bina tarihi bir bina. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2036 olimpiyatları hazırlıkları çerçevesinde tuttuğunu söyledi bir yer. Şimdi ayrıntıları Barış'tan evet. alalım. Şimdi az önceki ismi ben Murat Çelik demiştim. Mansur Yavaş'ın yanında oturan arkadaşı Atilla Çelik. Onu düzeltelim. Mansur Yavaş'ın yakın çalışma arkadaşı ve belediye meclis üyesi. Onu düzeltelim bir. Bu olimpiyat evini, olimpiyat evini Gürkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ortaklaşa kiraladılar. Yani Milli Olimpiyat Komitesi'nin işbirliğiyle kiraladılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir avukat bütün bu sürecin işlemlerini yürüttü. Burası iki gün açık kalacak. 7-8 Ağustos. Yani 7-8 Ağustos. Bugün açılışı yapıldı. Yarın da ne yapılacak burada? Bir, Türkiye'de sporun gelişimi ve geldiği nokta üzerine bir konferans. İstanbul'un tanıtımı, İstanbul'daki Türk mutfağının tanıtımı ve buna benzer. Kim getirdi Türk sporunu bu noktaya? Hangi noktaya? Şu başarılı noktaya. Olimpiyatta mesela çok başarılı Filenisi, olduğumuz söylenemez. Şu an 56. Niye o zaman bir yırtıyorlardı kendilerini, o kadar seviniyorlardı? Efendim maçı kazanırsın da altın madalya alamadığımızı söyledik. Şey Barış Bey, peki yarın etkinliğe olimpiyat komitesi olacak. Bakanlıktan Ekrem İmamoğlu gençlerle bir araya gelecek. Ha, İstanbul'a ilişkin görüşlerini ya da düşüncelerini, planlarını anlatacak. Aslında. İki gün boyunca açık kalacak. Milli Olimpiyat Komitesi ile birlikte yaptılar zaten biliyorsunuz. Aslında bu hazırlık 2036 yılına ilişkin Türkiye'nin tanıtımını yapmak üzere oluşturulmuş bir planlama. İletişim buraya çalışması. Bir iletişim çalışması, bir lobi faaliyeti. Evet. İki gün boyunca da orada Fransız gençlerine ya da Fransa'da yaşayan, Paris'te yaşayan gençlere yönelik çağrılar yapılacak. Hem Bedri Baykam da sanırım bir söyleşi yapacakmış. O da Türkiye'de sanatın gelişimi üzerine bir söyleşi yapacakmış. Programı geldi zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de. Ben faydalı görüyorum. Yani İstanbul için yapılan, Türkiye için yapılan evet. önemli bir faaliyet, bir lobi faaliyeti. Gönül isterdi ki keşke Gençlik Spor Bakanlığı'yla, Kültür Bakanlığı'yla birlikte yapabilselerdi ama belli ki öyle bir zemin oluşturulamadı. Bu Olimpiyat Komitesi'nin katıldığından emin miyiz? Tabii ben, birlikte yaptık. O zaman zaten bu bakanlık nokta, otomatik olarak dahil olmuyor mu? Türk Milli Olimpiyat Komitesi ile ortaklaşa yaptılar. Bu noktada bir şey aklıma geldi de birkaç şey böyle ironi yapayım. Türkiye'nin tanıtımı ama için. Ama Mansur Yavaş açılışa katılmadı sanırım. Türkiye'nin tanıtımı için yapılan bir şey değil mi bu? Bir saray satın alınıyor. Satın alınıyor. Kiralanıyor. Murat abi sana bir orta açayım, oradan devam et istiyorsan. Günlük kirası da 300 bin euro. Tamam. 300 kaç? 300 bin euro. Euro. 300 bin euro. 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 300 bin euro. Yani o kadar böyle sade sakince konuştun yani. Bizi anlamakta güçlük çünkü. Yani 300 euro gibi söyledi. Ay, yani. Şimdi bana pas atacağım dedi ya. Tarihi bir bina. 600 bin euro verildi yani. Evet, tarihi bir bina. Bak şu çok önemli değil mi? Türkiye'nin tanıtımı için yapılan bir şey değil mi bu? Hem de 2 gün için yapılın diyorsunuz. Bu iktidar Amerika'da Türk evi açtığı zaman çok güzel ya. Öldürdünüz insanları. Yerden yere vurdunuz. Ne var? Niye? Niye yapıyorsunuz dediniz. Hatta bak daha da ileri gideyim. Böyle saraylar falan konuşuluyor ya. Bu çocuk hani siyasetçinin çocukları için yapılıyor. Hı. Çocuklarınız için saraylar dikiyorsunuz, kuleler dikiyorsunuz diyor. Bu saray hangi siyasetçinin çocukları için yapıldı? Türk evi ayrı bir tartışma konusu. Yani kimin üstüne alındı, kaç paraya alındı, onlar hala muğlak. Neyi muğlak ya? Devlet, canım. Devlet. Ya neyi muğlak ya? Başkonsolosluk orada. Ya bak AK Parti. Başkonsolosluk orada ya. Başkonsolosluk orada. AK Parti gittiği zaman da o kalacak. New York'ta o kadar pahalı CHP bir yerde. CHP iktidara gelirse de Amerika'da bir şey olacak. Bilmiyorum yani. Yani orası çok tatlı. Buradan yapıldı bina. Ayrı şey ama. O zaman 14 milyon dolara alındığı söylendi. O daha büyük bir tanıtım. Ha burada Gürkan bu yanlış. Neyi gösteriyor? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için. Barış şuna bir cevap ver ya. Şu Amerikan evi meselesine, Amerika'daki Türk evi meselesine. Türk evi, New York Türk evi. Evet. İngiliz Başbakan da orada geldi. Ben, Cumhurbaşkanı'na görüştü. Yunanistan Mütçe Takis de geldi. Geldi orada görüştü. Biliyor musunuz İsrail bu olayla 7 Ekim öncesinde yine Netanyahu geldi. Orada Cumhurbaşkanı'na görüştü Erdoğan'la. Peki. Barış. Şimdi bu lobi faaliyeti aslında neyi gösteriyor? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için ciddi bir çalışma yürütüyor.
Mansur Yavaş'ın bugünkü açılışa katılmamasını da ben siyasi bir tepki ya da birlikte fotoğraf vermeme isteği olarak yorumluyorum. Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş'ı davet ettiğini ama Mansur Yavaş'ın açılışa katılmadığını dikkate alırsak. Katılmamış mı? Ben katılmadı diye bilgi aldım. Ben bugün şeyi okudum. Habertürk'ten Oray Yayın'ın yazısını okudum. Enteresan da bir yazı yazmış Oray. Diyor ki şeyden sonra apar topar çıktı diyor voleybol maçından sonra. İşte voleybol maçındaki izlenimlerini yazmış Oray. Mansur Yavaş için söylüyorum. Çıktı adam, arkadaşlarıyla beraber, yani beraber ekip arkadaşlarıyla beraber hızlıca salondan ayrıldı ve Paris'ten döndü. Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'na kızgın. Bir dakika anlatayım Barış'ım. Paris'ten döndü diyor. Evet. Yani Mansur Yavaş kalmamış şeyde. Evet. Paris'te. Maçı izledik. Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'na kızgın. Özellikle sosyal medyada kendisi aleyhine yapılan haberlerin ya da bir internet sitesinin ısrarla Mansur Yavaş'ı hedef alan yayınlarının Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığını düşünüyor. Hatta aralarında bir telefon konuşması da geçiyor. Aralarında bir telefon konuşması da var. O telefon konuşmasında Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu'na sistemlerini iletiyor. Ekrem İmamoğlu da bu işlerle hiçbir ilgisinin olmadığını, kendisinin de sosyal medyadan yazılan çizilenleri gördüğünü söylüyor. Aralarında bir rekabetin olduğu çok açık. Bu rekabetin temeli de bence çok gereksiz ve erken başlayan bir tartışma olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasına dayanıyor. Mansur Yavaş yakın çevresine ben her koşulda adayım, gerekirse 5 milyon imza toplar yine aday olurum diyor. Barış, bu 5 milyon rakamı da kafada kahvaltıda konuşulan, bizzat konuşulan, kahvaltıda konuşulan rakamdır. Önce 2 milyondu. Şimdi arttırdılar. 2 milyondan 5 milyona çıktı. Niye? Çünkü Gürkan, Mansur Yavaş'ın yerinde sen olsan 5 değil 15 milyon dersin. Neden? Kamuoyu araştırmalarında %60'ın üzerinde çıkıyor Mansur Yavaş. Ve gerçekçi, reel yani. O araştırmalardan da var. Reel. Değil mi? Gerçekçi. Şey, Sinan, vereceğiz onu. Gerçekçi. Bir dakika Barış. Tam asla gelmişken. Asal. %60 demeyin. Asal'ın araştırmayı bir getirelim. Yayı da çıkart, biraz daha yukarı çıkart. Çünkü Sinan, hani sen %60 deyince başka bir şey oluyor da ona. Kemal Bey ya, yüzde... Hayır. Ama öyle değil mi? Yani %60 dedi de... Ya... Barış'a takılmadan duramıyorsunuz ya vallahi. Mansur Yavaş. Ya Hasan evet. Abi güzel tatlı tatlı takılıyor. Seviyorum böyle takılmasını. Şimdi bir dakika, bu Asal'ın 10-17 Temmuz'da yaptığı araştırma tam ekrana verelim. Bu da enteresan bir şey. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusuna verilen cevap %23,5'la Mansur Yavaş, %20,8'de Ekrem İmamoğlu, %10,01'le Özgür Özel, %2,4'le Fatih Erbakan, %2,2'yle Ümit Özdağ. Bu Asal araştırmanın 10-17 Temmuz'da yaptığı 26 ilde Nasdaq 2'ye göre herhalde, değil mi? Yaptığı araştırmanın sonuçları. Başka var mı? Ama Özgür Sinan? Özel de iddialı Gürkan. Peki. Onu da söyleyeyim, yani Özgür Özel'in yakın çevresi de Özgür Özel'in de hızla yükseldiğini, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la aynı popülariteye kavuştuğunu söylüyorlar. Ekrem İmamoğlu da bu söylemlerden rahatsız. Zaten o gün birdenbire Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının Cumhurbaşkanlığı... Özgür Özel'den de Mansur Yavaş'tan da rahatsız. E ya, Cumhurbaşkanı adayı oldun mu öyle oluyorsun ya. Bir hiç Cumhurbaşkanı adayı olmadım ama ruh hallerini az bu, çok tahmin ediyorum. Abdülkadir Selvi'nin yazısındaki o ayrıntı çok anlam kazanıyor. Diyor ya, ya işte normalleşme sürecinde Erdoğan'la görüşmeye gidince işte Barış Atay'ı hatırlatıyor... Osman Kavala'yı, Gezi davası sanıklarını, Can Atalay'ı hatırlatıyor. Ya iyi de benim de davam var, o konuda hiçbir şey söylemiyor diye sitem ettiğine dair şeyler var. O zaman o da anlam kazanıyor. Şimdi, yani Özgür orada... Bey'e, ya kardeşim benim de boynumda bir ilmek var işte yargısal bir süreçte, sen bunu niye hatırlatmadın diye. Şimdi orada iki şey Abdülkadir Selvi birbirine karıştırmış. Bir, İşte bu ayrıntı benim dikkatimi çekti. Onun için. Bahsettiği olayların tamamı yargı süreçleriyle tamamlanmış noktalar. Ama de yeniden yargılamayı savunuyorlar. Şey, yani Ekrem İmamoğlu'yla ilgili şu an alınmış bir karar yok. Fakat CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın bugün attığı bir tweet var. Karar Gazetesi'nden Elif Çakır'ın yazısı üzerine attığı bir tweet var. Bu ahmak davasından dolayı Ekrem İmamoğlu'na bir ceza verilebileceği, bunun da siyasi bir ceza olduğu, yargının da bu noktada zorlamaya tabi tutulduğunu ifade ediyor. Bu da Ekrem İmamoğlu cephesinde aslında hem ahmak davasının hem Beylikdüzü'nden kaynaklanan imar davası süreçlerinin kısa bir süre içinde
sonuçlanacağına yönelik bir beklentinin olduğunu gösteriyor. Özgür Özel'in yakın... Elif Çakır yazınca böyle mi oluyor? Hayır hayır. Gökhan Günaydın üzerinden söylüyorum. Gökhan Günaydın. Elif Çakır'ın yazısından... Yazısını alıntılamış. Elif Çakır bu konuyu gündeme getirdiği için Gökhan Günaydın da alıntılamış ve konuyu gündeme getirmiş. Gökhan Günaydın, Ekrem İmamoğlu'na meclisteki en yakın isim. Tamam, hatta evet, doğru. Elif Çakır da genel başkan adayı olarak da yakın konuşuldu. Bir gazeteci. Kime yakın? Ekrem Bey'e. Olabilir, evet, o da olabilir. Evet. Şimdi baktığında Özgür Özel'in yakın çevresinde Ekrem İmamoğlu'nun bir ceza alabileceği yönünde de değerlendirmeler yapılıyor. Ekrem İmamoğlu'nun da buna sinirlendiğini, kızdığını biliyorum bu tür değerlendirmeler yapılmasına ama... Ya bir dönem aynı zamanda Elif Çakır, Kemal Kılıçdaroğlu da çok yakında demek ki. Kemal Bey... Şeye AK gönder... Parti'den gelen yazarları ya, çok sever. Meral Akşener'e mesaj götüren gazeteci de Elif Çakır. Tabii Elif Çakır. Şimdi burada da baktığında bir şey daha söyleyeyim Gürkan. Hı. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda iddiasını koyacak. Eylül ya da Ekim ayında birkaç partinin bir araya gelerek oluşturacağı yapının Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olabilir. Onu da yani yapı, dakika, bir daha bir muhalefetin yok zaten bunu yine çok sakin söyledi. Yine yapı var ortada. Ben olsam valla böyle bu bilgi bende olsa ben oluş, nasıl biliyor musun böyle oluşacak bir yapı mı var? Arkadaşlar, Deva Partisi'nin genel başkanı, Demokrat Parti'nin genel başkan yardımcısı Cemal Enginyurt, Ali Babacan, İdris Şahin, bunlar İYİ Parti'den de bir grup milletvekiliyle bir grup oluşturuyorlar. Ama bu grupta Ali Babacan şunu söylüyor. Eğer bu yapı 30 milletvekiline erişir fakat bu yapının büyümesinin önünde engel ben olursam, ben gerekirse genel başkanlıktan feragat da ederim diyor. Bu noktada Cemal Enginyurt'un genel başkan adayı olacağı, hatta genel başkan olacağı bu yapının, bir süre mecliste grup başkan vekili olarak devam edeceği, İdris Şahin'in grup başkanı olacağı, bir süre sonra Cemal Enginyurt'un genel başkanı olacağı, Mansur Yavaş'ın da bu partinin cumhurbaşkanı adayı olacağı yönünde Ankara'da çok ciddi şekilde konuşuluyor. Mansur Yavaş da zaten o yüzden partili partisiz ben cumhurbaşkanı adayı olurum diyor ve parti içi siyasetle de ilk kez ilgileniyor. Mamak'ta 15 gün önce ilçe başkanlığı seçimi yapıldı. Evet. Belediye başkanının çıkardığı adaya karşı aday çıkarttı ve kazandı. Atadığı, getirdiği belediye başkanları da hızla CHP'de üye yapıyorlar. Niye? Tüzük kurultayında cumhurbaşkanı adayını üyeler seçsin maddesi konuşulursa eli güçlü olsun diye. Peki. Bir Altan Sancar'la devam edelim. Bir dakika. Evet, sen devam et. Daha çok sevecek. Hasan abi. Hayır ben öğreniyorum yani. Çok ilginç. Bence biraz o tarafa enerji verelim. Burada çok heyecanlı. Hasan abi soruyor, bir ara soruyor. Şimdi Hasan abi buraya oturtacağım. Hayır. Yakın oldukları partiyi anlatırken o coşkuyu yaşamıyorlar zaten. Tabii. Şimdi bir de Altan yani biraz zorla anlatıyorlar. Hayır, bu kulisler burada olsa nasıl anlatılır? Tabii canım. Şeyden başla. Ben nasıl anlatayım? Bu İstanbul Ya biz bunu akşama kadar konuştuğumuz için belki hani kafede, partide, ile ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Senin yaptığın hesaba göre ben hemen yaptım. 22 milyon lira ödenmiş oluyor. İstanbul evinin 2 gün için kirası. Evet. O civarda bir kira ödemiş. Başka yani, ayrıntı onu var da mı? Onu da söyleyeyim. Hani şey bir miymiş? İnternet sitesinde de gördüm. 300 bin euro 7-8 Ağustos'ta kiralanıyor. Yarın da bir programı var zaten. 8 Ağustos'un. İşte bir sergi ve müsabaka gösterimi olacak. Barış Erbil, Tağlık Torunay gibi isimler. Bir sanat perspektifinden İstanbul diye bir oturum olacak. Tarık'ın çizimlerini gördüm. Benim çok iyi arkadaşımdır. Gerçekten muhteşem. Çok güzel çizimler, evet. Kent minyatürleri yapıyor. Buradan da selam söyleyelim. Ya bu İstanbul evi işin özeti şu. Zaten aynı yarın biliyorsunuz bir de hani milli takımın yarı final karşılaşması da var. Başarılar dilerim. O da önemli bir karşılaşma hakikaten. Yani en azından olimpiyatlardan bir altın madalya da dönme ihtimalimizi en azından ilk itini güçlendiriyorlar. Evet. Bu şimdi arada gelelim. Eyfel'in gözüktüğü bahçesiymiş bu. Evet. İstanbul evinin bahçesi de oldukça evet şık bir yer Eyfel'de gözüküyor. Şimdi gelelim bu açıdan gözüküyor. Önce o çadırların altında oturursan gözükmez. Evet. Binaya çıkarsın abi. Şimdi şöyle başlayayım. Her türlü çözüm var. Binaya çıkasan abi. Tepeye. Evet. Bence bina çok daha güzel Eyfel'den. Özel'le Ekrem Bey bir konuşma yapıyorlar. Telefon görüşmesi yapıyorlar. Ya ne zaman? Bu program için. Ha, bu program, bu program için. Yapıyorlar. Ya benim bana söylenen tabii. Hani Barış abinin de itiraz ettiği nokta şu. Bana söylenen de o. Hatta Şaban abi de bunu söyledi geçen gün. Ekrem Bey diyor ki Özgür Bey'e davet edelim. Hani
Mansur Bey'i de davet edelim. Üçümüz birlikte maçı izleyelim diyorlar. Üçümüz birlikte maçı izleyelim. Maçı izleyelim teklifi şeyden geliyor. Ekrem Bey Özgür Bey'e söylüyor. Tamam. Ve hani yanlış değilsem Ekrem Bey'in aradı. Bana gelen bilgi bu yani. Hani tamam. Mansur Bey cephesi belki doğrudur, yalandır söyleyecektir. Ekrem Bey mi arıyor? Ekrem Bey Mansur Bey'i de arıyor. Mansur Bey de olur diyor. Birlikte maçı izliyorlar. Doğru, sonra da bir yemek yiyorlar. Şeyi sordum. Hani belediye başkanı mı yemek veriyor Barış abi? Sen o ayrı bir yemek. Rıza Akpolat'a sordum. Rıza Akpolat dedi ki ben Türkiye'deyim. Bir yemek vermiyorum dedi. Yani şimdi yazıp sordum. Dedi ki ben Türkiye'deyim. Hani ben Paris'te değilim. Yemeğe katılmadım. Bu yemekten bilgim yok dedi. Şimdi esas mevzuya gelecek olursak. Bir, adı konulmamış bir yarış var mı? Evet var. Hatta TV100'de ilk söylemiştim bir o zaman programda. Rıza Akpolat gitmedi şundan. Çünkü bize de bilgi veren arkadaşlar Rıza Akpolat'ın vereceği yemeğe katılacağız demişlerdi. Hatta İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptığı bir görüşmede Rıza Başkan'ın bir yemeği olacak, ona katılacağız demişti. Demek ki program değişti.